Arkadaşlar merhaba. Bugün özel bir proje için lezzetli robot tariflerinden Ömer'in konuğu oldum. Ömer, bu videoyu özel kılan ne? Şimdi bu videoyu özel kılan, bu videonun sözünün 2 ay önce verilmiş oldu. 2 ay mı var? Tamam. Yani arkadaşlara sözünü tutmak için tabii. Beni yordun Ankara'lardan buraya getirdin. Evet, sağ olsun Koran abi Kırıkkale'ye kadar geldi. Ankara'dan çıktı. Hatta 2 ay değil de daha fazla olur daha çünkü... Daha fazla oldu video. Evet, toprak nem sensörü videosu. Orada videonun sonu demiştik ki Koran abinin annesine yaptığı çok güzel bir hediye vardı. Hatta Instagram hesabımızdan da ben senin evet, gelince evet. Arkadaşlarımı ben yaptım zaten ama o aslında senin annene verdiğin hediyeydi. Ona benzer proje yapacağız fakat o projeye birkaç basamakla gidelim diyoruz. Yani direkt ona değil de hani arkadaşlar... Tabii ilk önce sulama sistemi ya da ilk tabii. önce uyarı sistemi, sonra sulama sistemi, sonra da farklı sistemi gibi. Aynen versiyon 1, versiyon 2, versiyon 3 gibi 3-4 farklı çiçek sulama sistemi yapalım istiyoruz. Şimdi bugün yapacağımız şey çok basit. Bir tane toprak nem sensöründen okuduğumuz veriyle 5 volt çalışan bir dalgıç pompa yardımıyla fesleğenimize su basacağız kuruduğu süre boyunca. Zeynep sana hiç vakit kaybetmeden hemen projenin nasıl yapılacağına başlayalım. Yine çok basit bir var karşımızda. Bir tane toprak nem sensörü var. Buradan gelen veriyle buradaki motor sürücü yardımıyla motoru sürerek sistemimizi sulayacağız. Bu arada kullandığımız pompa dalgıç pompa. Bu 5 voltta çalışan bir pompa dolayısıyla L293B gibi, L293B gibi motor sürücülerle çok rahat bir şekilde besleyebilirsiniz. Fakat 5 voltta çalışıyor diye maalesef bunu Arduino'dan besleyemiyoruz. Çünkü Arduino'nun dijital pinleri biliyorsunuz ki 40 mA'dan fazla akım verme yetmiyor. Aslında burada bir transistörlü ufak bir devrede yapılabilir. Fakat onu daha ileriki videolarda yine işleyince değiniriz mutlaka. Şimdilik böyle olsun. Çünkü zaten motor sürücü kullanmayı da biliyoruz. Hemen devreyi kısaca anlatacak olursak yine Arduino'daki 5 volt genelde hattını breadboard'umuzun güç hatlarına taşıdık arkadaşlar. Arduino toprak nem sensörümüzün bağlantılarını yaptık. Toprak nem sensörü biliyorsunuz 4 tane kablo var. Bunlar genelde VCC ve analog 0'la analog çıkışa dijital çıkış pinleri. Biz analog çıkış pinini kullanacağız bu projede. Analog çıkış pinini analog 0 pinimize GND, breadboard'daki GND hattına 5 voltu yani VCC pininde breadboard'umuzdaki 5 volt hattına bağlayarak toprak nem sensörümüzün bağlantısını tamamlamış oluyoruz. Daha sonra 2 tane LED'imiz var. Bu LED'leri ne için kullanacağız? Bize geri bildirim yapması için kullanacağız. Yani eğer toprak ıslaksa ve sulanma ihtiyacı yoksa yeşil LED yakacak. Eğer sulanma ihtiyacı varsa ve kurumuşsa ve de motor çalışıyorsa da kırmızı LED yanarak bize geri bildirimde bulunacak. Tabi bu LED'lerin yanmaması için ne yapıyoruz? Onları 220 ohmluk bir direnci seri olarak bağlıyoruz. Bu arada şu bağlantı unutulmuş burada. Şu GND hattının da breadboard'un Arduino'nun GND'sine bağlanmış şekilde şu bağlantı yaparak da şuradaki hatta da GND vermiş olalım. Daha sonra arkadaşlar yeşil LED'in uzun bacağı 11. dijital pine, kırmızı LED'in uzun bacağında 10. dijital pine bağlayarak da LED'lerimizin bağlantısını tamamlamış olduk. Geriye sadece motor sürücümüz kaldı. Zaten L293'de L293B motor sürücü daha önce de kanalımız ettiğimiz için zor bir işlem olmayacaktır. Bildiğiniz üzere bu motor sürücü aynı anda iki farklı motoru. Dilerseniz iki farklı yönde sürebiliyor arkadaşlar. Fakat biz sadece tek bir motor kullanacağımız için motor sürücünün sadece tek bir tarafını kullanıyoruz. Bunun bağlantı zaten kendi videosundayken anlatılmış ama yine de üstünden hızlıca bir geçelim. Motor sürücümüzün 9. pinini 5 volt hattına bağlıyoruz. 10. pinini ağırlığımızdaki 9. dijital pine bağlıyoruz. 11. ve 14. dijital pinleri de motorumuzun kutuplarını yani dalgıç pompamızın kutuplarını bağlıyoruz. Aradaki 12. ve 13. pinler GND hattına gidiyor. 15. pinimizde arkadaşlar GND hattına bağlıyoruz. 16. pinimizde 5 volt hattına bağlıyoruz. Burada tek kullanım farkı şu olacak. Normalde biz hep ne yapıyorduk? Buradaki 15. pin ve 10. pinleri Arduino'ya bağlayarak motorun yönünü kontrol edebiliyorduk. Fakat dalgıç pompa tek bir yönde çalışması gerektiği için yani hep su pompalamak zorunda, hep aynı yönde dönmek zorunda kaldığı için de tek bir tarafını kullanarak işimizi halledebiliyoruz. O yüzden diğer ucu da ne yaptım? Gene de hattına bağladım çünkü onda boşta kalmaması gerekiyor. Son olarak da güç bağlantımı yaptıktan sonra artık projemizi tamamlayabiliriz arkadaşlar. Bunun için bir 9 volt pil kullanıyoruz. 9 volt pilin artısını motor sürücümüzün 8. pinle bağlıyoruz. Eksisini de Arduino'daki herhangi bir GND hattına bağlamamız gerekiyor. İsterseniz bunu breadboard'daki bir GND hattına da bağlayabilirsiniz. Ardından bir de ne yapacağız burada? Motor sürücünün aynı pininden de Arduino'daki V-in girişine enerji çekerek Arduino'muzun beslemesini de buradan yapmış olacağız. Ve bu son bağlantıyla beraber de artık devremiz kodlanmaya hazır bir hale geliyor arkadaşlar. Dilerseniz hemen kodları yazmaya başlayalım. Şimdi Koran abi nasıl bir kod yazacağız? Biraz da arkadaşlara başlamadan önce ondan bahsedelim. Öncelikle toprak nem sensörümüz sürekli olarak nemi kontrol edecek. Belli bir nem değeri belirleyeceğiz. Şu an için 600 belirledik. Arduino'da analog girişler 10 bitlik timer ile çalıştığı için 0 ile 1023 arası değer okuyabiliyorduk. Şu an için 600 değerini biz belirledik. Ya bu tecrübe olarak aynen evet, tecrübe olarak kendi çiçeğiniz ne kadar nemli olmasını istiyorsanız onu ayarlayabilirsiniz. Nem değeri 600'ün üzerine çıktığı zaman motorumuz çalışacak. 3 saniye boyunca su basacak.
5 saniye bekleyecek. Daha sonra yeterli gelmediyse tekrar 3 saniye çalışacak. Sistem bu şekilde çalışıyor. O zaman burada şu mantık geliyor. Demek ki 0 ile 23 arasından gelen veri 1023'e ne kadar yakınsa çiçek o kadar kuru anlamına geliyor. 0'a ne kadar yakınsan da toprak o kadar ıslak. Aynen öyle. O şey bizde 600'lük yani ortalarda bir yerlerde olsun diyor. Zaten bu sensörün çalışma mantığı da iletken iki plakanın arasındaki elektrik iletim oranını ölçmek. Yani bir taraftan enerji geliyor, diğer taraftan ne kadar okuyabiliyorsak ona göre bize bu sensörün kartı da o değeri veriyor. Dolayısıyla bu iletim de gerçekleşiyor. Toprağın içerisindeki su da kısmen iletken olduğu için biz nemini o şekilde anlayabiliyoruz. Öncelikle pinleri tanımlayarak başlıyoruz. Yeşil led pinini Ömer'in söylediği gibi 11 numaralı pine, kırmızı pini 10'a, motor pinini 9'a bağlamıştık. Motorun sadece tek bir pinin olduğunu söylemişti Ömer çünkü tek yönlü dönüyor. Toprak nem sensörü de analog 0 pinine bağlı. Sonra çalışma sınırını belirleyelim. Burada 600 değeri biraz önce anlattığımız değer. Bir sonraki adım olarak okunan nem değerinin kaydedileceği değişkeni belirleyelim. Tam sayı türünde bir değişken olacak. Burada sözünü kesin aldım ama ufak bir araya gireyim. Şimdi lezzetli robot tarafından takip eden arkadaşlar define komutuna görünce biraz şaşırabilirler. Aslında Arno tarif ile seyirsenken define komutu anlatılmıştı ve biz hep videolarımızda ilk başta constant ifade, sonra const byte'a da geçtik ama bu şekilde pinleri aslında ya da hep sabit, hiç değişmeyecek olan değerleri define'a tanımlamak çok daha mantıklı. Evet, Arduino'da hiçbir yer kaplamıyor. Yani tamamen şunun gibi oluyor. Pin not 9 output yazmış gibi oluyor. Dolayısıyla burada Arduino'nun yaptığı şey motor pin gördüğü bütün yerlere 9 ile değiştirmek. Aynen öyle. Dolayısıyla biz buraya int yazdığımız zaman 4 byte'lık bir yer kaplıyor mesela şurası. Aslında bunu da int değil, uint16t diye tanımlarsak 2 byte daha kar edebiliriz. Tabii edilir. Ama da onlar da ileriki videolara bekliyoruz. Evet, onları sen ayrıca anlatırsın. Şu an için tabii bizim Arduino'da yer sıkıntımız olmuyor. Şimdi pin modlarla devam edelim. Kullanacağımız led pinlerimiz ve motor pinlerimiz çıkış olarak tanımladık. Burada bir de toprak nem sensörünün pini var. Ama o zaten analog pin olduğu için input olarak tanımlamaya gerek yok. Bir de şimdi toprak nem sensöründen okuduğumuz değerleri gözle görebilmek için seri iletişim başlatalım. Loop kısmında öncelikle sensörden gelen değeri okumamız gerekiyor. Ve bu okuduğumuz değeri de biraz önce belirlediğimiz nem değeri isimli tam sayı cinsindeki değişkene aktarmamız gerekiyor. Aslında bu noktada hemen bir kodu yükleyerek bir kontrol edebiliriz. Aynen, şu ana kadar yaptığımız şeyler sensörden gelen değerleri ekranda görebiliriz. Ona bir deneyip sensörümüzden emin olabiliriz. Arduino'yu bağlamadık. Şu an 1023'e yakın olduğu için buradan şunu anlıyoruz, tamamen kuru. Evet, yani şu an hiçbir şeye bağlı değil. Plakalar arasında da herhangi bir iletim söz konusu değil. Bunu ıslak bir şeye sokalım. Direkt suya sokacağım. Evet, suya sokalım. Şu an 280-270 civarlarına düştü, 250'ye kadar düştü. Çünkü burada iletime geçti plakalar arasında. Evet. Ve artık bize toprağın ıslak olduğunu söylüyor burada sensörümüz. O yüzden toprak nem sensörü sağlam. Evet, şu an sensör sağlam. En azından kodumuzun çalıştığında gördük buraya kadar olan kısımda arıza yok. Dolayısıyla devam edelim. Aynen, bir de motoru deneyelim. Hemen o toprak nem sensörü komutlarını yorum satına çevirerek bir de motorumuzu test edelim. Biliyorsunuz arkadaşlar, bir kodu yorum satına çevirmek için onun yanına iki tane bu taksim işaretine koymamız gerekiyor. Veya ne yapabiliyorsunuz? Kod satırı için mesela atıyorum 100 satırı yorum satına çevireceksiniz. 100 satır kodu yorum satına çevireceksiniz. Her satırın başına tek tek şey yazmak yerine. Onu da göster abi istersen bir arkadaşlara. Şu setup kısmını mesela dediğin yöntemde iptal edelim. Şu şekilde bu aradaki bütün kodları biz yoruma çevirmiş olduk. Artık derlediğimiz çalışmaya başlayan bu kodları hiç dikkate almıyor. Dikkate almayacak, yok sayacak. Motoru çalıştırmak için bir satır kod yazmak yeterli oluyor. Bunu mesela bir saniye çalışsın, bir saniye dursun gibi deneyelim. Evet, evet. Bir saniye çalışıyor, 5 saniye duruyor. Şu an bu da çalıştığına göre burayı şu an komple siliyorum. Artık bu ikisi arasındaki iletişimi sağlayacak olan kodu yazarak da projeyi tamamlayabiliriz. Muhtemelen zaten dediler çalışıyor. Evet, aynen. Şu an yapmamız gereken de zaten bu ikisini birleştirmek. Şu ana kadar denediklerimizi birleştirmek. Öncelikle bir if fonksiyonuyla nem değerini okuyup çalışma sınırımızın üzerindeyse yapılması gerekenleri yazacağız. Nem değerimiz çalışma sınırının üzerindeyse ne olacak? Motor pini açacağız. Yani toprak kuruysa, değil mi? Evet, toprak kuruysa motor çalışacak. Kırmızı pin yanacak. Kırmızı pin toprağın kuru olduğu anlamına geliyor ve motorun çalıştığı anlamına geliyor. Yeşil pinimiz sönecek. 3 saniye boyunca pompaladıktan sonra 5 saniye motor beklemiş olacak. Dolayısıyla buraya kadar olanları hemen yapalım. Tabii burası artık tamamen spesifik bir konuya göre arkadaşlar. Yani biz burada ne yapacağız? Motorumuzu 3 saniye boyunca su pompalatıp 5 saniye boyunca bekleteceğiz. Çünkü gördüğünüz gibi bizim saksımız küçük. Yani elinizde kocaman bir saksı varsa... Tabii toprağın nemi de bir
emmesi gerekiyor. O yüzden 5 saniye beklememizin amacı o. Toprak nemi emsin, aşırı sulamadan kaçınalım diye. Tabii aşırı sulamaktan kaçınmaktan bir de şey de var şimdi. Fesleğen hassas bir bitki biliyorsun. Fazla yani, suya dayanmaz. O da var ve şey, toprak nem sensörünü saksının neresine soktuğunuzla suyu saksıya nereden verdiğiniz de çok önemli. Evet. Çünkü bir taraftan saksının bir ucundan oradan toprağın nemini ölçüp de saksın tabi ucuna suyu verirseniz ne olur? Tabii o nemi emmesi daha uzun sürer. Yani o su nem sensörünün gitmesine kadar belki çiçeğin içine bir kova su boşaltmış olabilirsiniz. Aynen. Hani, o yüzden biz yakın koymayı tercih edeceğiz 3-4 santimetre kadar. O yüzden 5 saniye yeterli olacaktır diye tahmin ediyoruz. Devam edelim. 3 saniye şu ana kadar çalıştı motorumuz. 5 saniye bu nemi bekleyeceğiz. Motor nem değerimiz çalışacak. Çalışma sınırımızın altına indiğinde ne yapacak onları yazalım şimdi. Bu şart sağlanmadığında da hem motor susacak, kırmızı led sönecek, yeşil led yanacak. Yeşil led bize toprağın neminin uygun olduğunun bir göstergesi olacak arkadaşlar. Yazdığımız en son satırla kodumuzu tamamlamış olduk. Bir deneyelim mi? Şimdi toprak nem sensörünü ve pompamızın ucunu saksımıza yerleştireceğiz arkadaşlar. Şöyle nem sensörünü orta halde bir yere bağlıyorum. İyice toprağa saplamanız lazım unutmayın. Daha sonra da ondan çok da uzak sayılmayacak bir yere de pompamın ucunu getireceğim. Şöyle havada bırakalım ki siz de suyu attığımı görebilin. Bu şekilde. Şimdi güç verdiğimizde toprak muhtemelen biraz kuru. Özellikle sensörü bağlamaya bir miktar kuru. O yüzden bir pompa muhtemelen bir tur su atacak. Ondan sonra bir daha ölçüm alacak. Eğer kuruluğu yeterliyse, ıslaklığı yeterliyse ilk iki tur su atmamasını bekliyoruz. Aynen. Şimdi güç veriyorum ben. Aç abi sistemi. Kuru olduğu için direkt pompaladı. Şu an 3 saniye pompalamasını gerçekleştirdi. 5 saniye bekleyecek. Gayet de nemlendi içerisi aslında. Zaten hani yeşil elde evet. Arkadaşlar. Bir daha da nemli olduğu için şu an pompalamadı. Şu an gösterme amaçlı şey yapabiliriz. Mesela bunu bir daha sökelim. O zaman dur çiçeği kurtaralım. Ben şimdi... Sen çiçeği kurtar evet. Çiçeğin su basmasın. Onu oradan çıkartmam. Bunu şu çıkarttığın zaman evet kuru olarak algılıyor. Ve 3 saniye pompalıyor. 5 saniye bekliyor. Şu an hala kuru olduğunu algıladığı için tekrar devam edecek. LED'lere de bu arada dikkat edelim. Pompalıyor. Bunu taktığımız zaman tekrar nemli yere. 5 saniye bitince hemen yeşil led yandı burada gördüğünüz gibi. Sistem sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Artık kendi saksınızın büyüklüğüne göre, küçüklüğüne göre ve tabii ki nem sensörünüzle motorunuzun saksıdaki konumlanmasına göre o süreleri kendinize göre ayarlayacaksınız arkadaşlar. Her saksıya göre, her şeye göre değişecek mi bu bilgiler. Tamamdır. O zaman videoyu burada bitirelim. Senin eklemek istediğin bir şey var mı abi? Yine sorularınız olursa yorumlara yazın. Cevaplamaya çalışırız. Hatta bu küçük motor için yine örnek bir satıcının linkini açıklama kısmına koyarız. Hani bu küçük motoru nereden bulabilirsiniz diye. Mutlaka çünkü o soru gelecektir. O zaman kapatalım. Versiyon 1 tamam. Tamam arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.